Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu'ndan mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarını haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle sizlere aktaracağız. Evet, ilk olarak şehitlerimizin cenaze törenleriyle başlayacağız. Şırnak'ta şehit olan bir askerimiz, daha sonrasında ise Diyarbakır'da şehit olan 3 askerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı. Doğu ve Güneydoğu'da süren operasyonlar sırasında şehit olan vatan evlatları son yolculuklarına uğurlanıyor. Hainlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında şehit düşen 2 asker için Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askeri tören düzenlendi. Şehit askerlerden uzman üst çavuş Serdar Akın memleketi Muş'a, jandarma uzman çavuş Coşkun Karabulut da memleketi Konya'ya uğurlandı. Şırnağın İdil ilçesinde hainlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan uzman çavuş Mustafa Kalfe için askeri tören düzenlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen hain saldırıda ağır yaralanan ve Gata'da şehit düşen Aydınlı Jandarma Er Oğuz Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Canım çocuğum, incinmek istemem. Törende zaman zaman yerinden kalkarak oğlunun naaşına sarılan acılı anne ise askerler tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Acısı yüzüne yansısa da dik durmaya çalışan şehidin babası ise taziyeleri kabul etti. Cenab-ı Hak rahmetiyle ve merhametiyle muamele etsin. Mekanları cennet olsun. Aşraflarını affeylesin. Tekrar şehidimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri törene çelenk gönderdi. Değerli izleyiciler, bir acı haber de bugün Yozgat'tan geldi. Balıkesir'den çıkan cezaevi servis minibüsü Yozgat'a geldiğinde aşırı buzlanma ve kar yağışından dolayı devrildi. Daha sonrasında ise bir astsubay şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Balıkesir'de cezaevi nakil aracı Rize ve Sivas'a mahkum bıraktıktan sonra Yozgat'a dönerken kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç Yozgat'ın Akmadeni ilçesinde devrildi. Kazada bir astsubay şehit oldu, 2 mahkum, 2 infaz koruma memuru ve 6 asker de yaralandı. Yaralılar Yozgat, Sorgun ve Akmadeni ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit astsubayın cenazesi ise Akmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nasıl olmuş ki, bize bilgi verir misiniz? Tabii ki Sivas'tan Yozgat'a mahkum götürürken aniden de bir kar yağışı olduğundan dolayı hafif bir buzlanma olmuş. Kaza yapmış. Yaralı olanlar var. Bunlar da Akramadeni Hastanesi'nde. İkisini Yozgat'a gönderdik. Şimdi şehidimiz de Akramadeni Hastanesi'ne Yozgat'a göndereceğiz. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
kapanın. Bunları almaya götürelim. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde operasyonlar sürüyor. Çatışmalar şiddetlendi. Sokağa çıkma yasağı ise 83. gününe girdi. Hainlere yönelik operasyonların sürdüğü Diyarbakır Sur'da sokağa çıkma yasağı 83. gününe girdi. Çatışmaların yer yer yaşandığı bölgede hendekler kapatılırken bazı barikatlarsa kontrollü olarak patlatılıyor. İlçenin 6 mahallesinde operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Yaşanan patlama sesleri ise kent genelinde duyuluyor. İlçeye giriş ve çıkış yapan vatandaşlarsa polis kontrol noktalarından üst araması ve kimlik kontrolü yapılarak alınıyor. Şırnak'ın İdil ilçesiyle devam edelim. İdil ilçesinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla operasyonlar devam ediyor. Aynı zamanda İdil ilçesi hainlerden temizleniyor. 14 hain İdil ilçesinde etkisiz hale getirildi. 16 Şubat'tan beri sokağa çıkma yasağının ve operasyonların sürdüğü Şırnak'ın İdil ilçesinden silah ve çatışma sesleri yükseliyor. Yaklaşık 4000 jandarma ve özel harekat polisinin katıldığı operasyonlar daha çok hendek ve barikatların bulunduğu Turgut Özal'la Yeni Mahalle'de yoğunlaştı. Güvenlik güçleri bomba tuzaklı barikatları top atışlarıyla imha etmeye çalışıyor. İlçenin çevresinde tanklar ve zırhlı araçlar konuşlandırılırken bazı mahallelerde ve evlerde pusuya yatan hainlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkıyor. İlçenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken güvenlik güçleri patlayıcı aramalarında eğitimli köpeklerden yararlanıyor. Operasyonlara helikopter ve insansız hava araçları da destek veriyor. Değerli izleyiciler, Diyarbakır Sur'da operasyonlar devam ediyor dedik. Şırnak İdil'de operasyonlar devam ediyor dedik ve 14 hainin etkisiz hale getirildiğini açıkladık. Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan açıklamada operasyonlarda terör örgütünün ana karargah olarak kullandığı bir binanın yıkıldığı açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı hainlere yönelik Şırnak'ın İdil ilçesindeki operasyonda 10, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda 4 olmak üzere 14 hainin öldürüldüğünü duyurdu. Sur ilçesinde 2 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlar 83. gününde de devam ederken, dün iki askerin şehit edildiği çatışmaların ardından yoğunlaştırılan operasyonlarda Hasırlı Mahallesi'nde bulunan hainlerin sözde ana karargahı top atışlarıyla yerle bir edildi. Son dönemde Sur'da etkisiz hale getirilen hain sayısı ise 223 oldu. Şırnak İdil'de de 10 hain etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden arama faaliyetleri esnasındaysa 3 ayrı evde daha önceden etkisiz hale getirildiği değerlendirilen 5 terör örgütü mensubunun cesedi bulundu. Ayrıca Kilis'te Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü DAEŞ üyesi yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Türkiye'nin birçok yerinde bugün Genelkurmay Başkanlığı'nın açıkladığı illere göre operasyonlar düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından teröristlerin şehir yapılanmalarına büyük darbe vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yürüttüğü faaliyetleri içeren haberleri paylaştı. Şehitlerin isimlerinin verildiği operasyonlardan görüntüler basına servis edildi. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından 13 Şubat'ta Şehit Jandarma Er Madet Mat 3 operasyonu icra edildi.
Şimdi Muş'la devam edeceğiz. Muş'ta bugün son zamanlarda Türkiye'de yaşanılan terör olayları, aynı zamanda da Ankara'da 28 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ilişkin terör bombalı saldırısının ardından protesto eylemi gerçekleştirildi. Protesto eyleminde Muş halkı önce Türk bayrakları astı, şehit mezarlığına gitti. Daha sonrasında ise tüm şehitlerimiz için dua etti. Ülkemizin birlik, beraberlik, bağımsızlığına kasteden bütün uzantılara karşı duruşumuz cesaretle ve kararlılıkla devam edecek. Muş halkı Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçelerinde ve ülkenin farklı kentlerinde meydana gelen terör olaylarına tepki gösterdi. Garnizon şehitliğinde bir araya gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup ilk olarak küreklerle şehitlikteki kar kütlelerini temizledi. Burada şehitlik alanı ay yıldızlı bayraklarla donatılırken saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Teröre tepki gösteren vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Allah devletimize zafer zivan vermesin. Allah'ın izni ve kuvvetiyle birlik ve beraberliğimizi bir edeceğiz. Halkımız toplanmıştır. Teröre tepkisini göstermişti ve şehitlerimize sahip çıkmıştı. Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylemin ardından, 28 kişinin hayatını kaybettiği eylemin ardından 21 kişi gözaltına alınmıştı. Dün İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklamalarında 21 kişinin gözaltına alındığı rakamları vardı. Bugünse adliyeye sevk edildi bu 21 kişi, ardındansa 14 kişi tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde başkent Ankara'da askeri servis araçlarına düzenlenen hain saldırı sonucu 28 kişi şehit olmuş, 61 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi de gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 7 kişi ise serbest bırakıldı. Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerin silahlı terör örgütüne yardım etme, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı bildirildi. Değerli izleyiciler, şimdi Suriye ile devam edeceğiz. Bugün Suriye'de ilginç bir olay yaşandı. Rus kuvvetlerinin YPG'ye destek verdiği biliniyor. Fakat Rus savaş uçakları bugün YPG mevzilerini bombaladı. Hemen ardından da bir özür mesajı yayınlandı. Rusların yanlışlıkla hain terör örgütü olan YPG'nin kadın kolları kampını yerle bir ettiği açıklandı. Vurulan kampın YPG'nin önemli bir karargahı olduğu anlaşıldı. 20 Şubat'ta Rus savaş uçakları sivillere hedef alan bir saldırı düzenlerken yanlışlıkla YPG kadın kollarının kampını yerle bir etti. Çok sayıda kayıp veren YPG'de büyük bir şaşkınlık yaşandı. YPG kanadından yapılan açıklamayla Rusya tehdit edildi. Benzer bir olayın tekrarlanması halinde çok ciddi tedbir alınacağı vurgulandı. Rusya ise YPG'den özür diledi. Pilotların yanlış koordinat tespitinden dolayı hata yaptığını itiraf etti. Suriye'de Rus pilotların geçtiğimiz günlerde rejime ait önemli bir depoyu yanlışlıkla imha ettiğini duyurdu. Suriye'deki Rusya ve İran destekli yönetim olan Şam yönetimi bugün savaş uçaklarında bugün bombalar yağdırıldı. Daha sonrasında ise 128 kişi bu bombalardan hayatını kaybetti. Suriye'deki Rusya ve İran destekli rejim Şam ve Humus'taki saldırılarla sarsıldı. Humus'ta Sittin Caddesi'nde 2, Şam'da ise 4 bomba yüklü araç patlatıldı, 128 kişi öldü. İlk saldırı Humus'ta Esed kontrolündeki Sittin'de yaşandı.
İki intihar eylemcisi bomba yüklü iki aracı 20 dakika arayla infilak ettirdiği olayda en az 45 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi. Diğer saldırılarsa Şam'ın Şii nüfusunun çoğunlukta olduğu Seyyide Zeynep bölgesinde meydana geldi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Elton Caddesi'nde gerçekleştirilen 4 ayrı patlamanın birinin bomba yüklü araçla yapıldığını duyurdu. Yerel kaynaklar patlamada en az 83 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Saldırıları DAEŞ'in üstlendiği iddia edildi. Esed, iç savaşa sürüklediği ülke için bir gazeteye verdiği demeçte, "Ben bu ülkeyi kurtaracağım, ülkesini kurtaran adam olarak hatırlanmak istiyorum." diyerek skandal sözlere imza attı. 5 senedir süren katliamları başarı olarak öne süren Esed, Rusya ve İran'ın bu başarıda esas unsur olduğunu söyledi. Türkiye hakkında hadsiz ifadeler kullanan Esed, ateşkes şartının Türkiye'nin teröristlere desteğini yasaklamak olduğunu açıkladı. Suriye'de rejim güçlerinin atmış olduğu bombayla bir ailenin başına o ev yıkıldı. Daha sonrasında aile toplanıp Hatay'a geldi ve Hatay'da yeni bir yaşama merhaba dedi. Suriye'de Esed rejiminin attığı bombayla evleri üzerlerine yıkılan aile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Bir yıl önce Esed rejiminin hava saldırısı sonucu evleri üzerine yıkılan aile Türkiye'ye sığınıp Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Halap ailesi burada Suriye sınırında bulunan Gültepe mahallesindeki hayırseverler tarafından yaptırılan çadırlara yerleşti. Suriye'den Türkiye'ye ölüm ve açlık korkusundan dolayı geldiklerini anlatan 8 aylık hamile olan Suriyeli Salha Halap, Esed rejiminin hava saldırısı sonrası Suriye'deki evlerinin üzerine yıkıldığını söyledi. Bomba patladı, yani yanlarında patlamamış bomba. Öyle bombayla ölenleri görmemiş ama ev kendiyle komşusu, hamile bir komşusunun üstüne devrilmiş. Yani hani etkilendiğinden üstlerine devrilmiş ama bir şey olmamış. Kendilerine, yani bize bir şey olmadı diyor. Hava saldırısı sırasında evlerinde hamile bir komşusuyla bulunduklarını kaydeden Halap, yaşadıklarını şöyle anlattı. Ailesi Suriye'de, annesi, babası, hepsi orada. Sadece işte hem korkudan, hem ölüm korkusundan, hem de açlıktan, ölüm korkusundan çocukları için kaçıp Türkiye'ye sığınmışlar. İstiyor, yani savaşın bugün durmasını istiyor. Ve durur durmaz da evine, ailesine, yani akrabalarının yanına, herkesin yanına gitmek istiyor orada. Herkesin, Allah herkesin rızkını versin, kendinin rızkını vermesini de istiyor. Hani ekmeğin, yemeğin, zebzenin, her şeyin eski düzende olmasını istiyor. İsrail askerleri yine Filistin halkına zulmetmeye devam ediyor. İsrail askerleri tarafından vurulan bir genç daha sonrasında yaralandı ve daha sonrasında kurşuna dizildi. İsrail askerleri Filistinli genci kurşuna dizerek caniliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Muhammed Ebu Halef adında 20 yaşındaki Filistinli genç Doğu Kudüs'teki geçiş noktasında bekleyen İsrail sınır polisine elindeki bıçakla saldırdı. İddiaya göre polisi yaralayan Filistinli genç kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Ancak askerler yerde hareketsiz yatan gence defalarca kez ateş ederek kurşuna dizdi. Filistinli gencin kurşuna dizilme anı ise saniye saniye görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı İlk Bakanlar Kurulu toplantısını yılın külliyede gerçekleştirdi. Onun ardından Suriye'deki gündem maddesinde Suriye vardı. Aynı zamanda Türkiye içerisinde yaşanan terör eylemleri de toplantının gündemindeydi. Bakanlar Kurulu 5. kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddelerinin terörle mücadele ve Suriye'nin oluşturduğu biliniyor.
İtalyan. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün turizmcilerle bir araya geldi. Turizm destek planını açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'da turizm acil destek eylem turizm planını acil açıkladı. Eylem planı toplantımıza hoş geldiniz. Sizlerle en son Aralık ayında bir araya gelmiş ve sektörün meselelerini konuşmuştuk. A grubu seyahat acentalarına uçuş başına destek verilmesini hükme bağladık. Buna göre 1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm ülkelerden turist getiren A grubu seyahat acentalarına uçuş başı 6.000 dolar destek veriyoruz. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet desteğiyle 100 milyon Türk lirasına kadar kredi kullanma imkanı sağlanmıştır. Turizm sektöründe muhtemel bir daralma ya da kredilerin geri dönüşünde yaşanabilecek sorunlar söz konusu olduğunda sektör firmalarının banka borçlarında yeniden yapılandırmaya gidilecektir. Toplantıda konuşan Başbakan en son Aralık ayında bir araya gelindiğini hatırlatarak özgüven duygusuna bir kez daha vurgu yaptı. Aralık ayında bir araya gelmiş ve sektörün meselelerini konuşmuştuk. Türkiye gücünü keşfet demiştik Aralık ayında. Türkiye markasının anahtar cümlesi bu olmuştu. O toplantıda özgüvene özel bir vurgu yapmıştım. Bireysel hayatımızda olduğu gibi toplum ve devlet hayatımızda da duruşumuz, özgüvenimiz belirleyicidir. Hadiseleri nasıl karşıladığımız, felaketler ve musibetler karşısındaki tavrımız, izzet ve vakarımız belirleyicidir. Bu yüzden bütün konuşmalarımda özgüven vurgusunda bulunuyorum. Burada içinde bulunduğumuz dönemi gözeterek bir kez daha diyorum ki, özgüven yani sağlam duruş her şeyden daha önemlidir. Etrafımızın yangın yerine döndüğünü ifade eden Davutoğlu, kısa, orta ve uzun vadeli reformları hayata geçirdiklerini söyledi. Etrafımızın yangın yerine döndüğü, iç ve dış terörün istikrarımızı, huzurumuzu ve refahımızı hedef aldığı bu günlerde, bir yandan büyük bir kararlılıkla milletimizin huzur ve emniyeti için tedbirler alırken, diğer yandan da kısa, orta ve uzun vadeli sosyal ve ekonomik reformlarımızı birer birer hayata geçiriyoruz. Terörden canımız yanıyor ama terörün gündemimizi esir almasına asla müsaade etmiyoruz. 1 Kasım seçimlerinden sonra hazırladığımız eylem planımızı vaat ettiğimiz süre içerisinde bir bir hayata geçiriyoruz. 2 ayda meclise sevk ettiklerimizle birlikte reformlarımızın %50'sini, vaatlerimizin %75'ini hayata geçirdik. Bu demokrasi tarihimizde bir ilktir. Başbakan Davutoğlu Türkiye'ye karşı yürütülen kara propagandaya da değindi. Türkiye'nin zarar görmesinden kendileri için medet uman, bölücü, yıkıcı ve paralel örgütler muratlarına eremeyeceklerdir. Türkiye'nin imajını, uluslararası toplum nezdindeki algısını negatif yönde değiştirmek isteyenler, tarih ve millet önünde mahcup olacaklardır. Türkiye'nin turizmine zarar vereceklerini düşünenler, insanlığın en temel haklarından birine, seyahat özgürlüğüne müdahil olacaklarını zannederek, hayata, hukuka, özgürlüğe müdahale edebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Hiçbir kara propaganda dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u, İzmir'i, Antalya'yı, Muğla'yı, Aydın'ı, Bursa'yı, Konya'yı ve Mardin'i gözden düşüremeyecektir. Gündemde zaman zaman öne çıkan her cümert sizi yanıltmasın. Terörün oluşturmaya çalıştığı gündem sizi rehin almasın. Başbakan terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurguladı. Hak edene hak ettiği cevabı veriyoruz dedi. Terör kalleşçe saldırılarını sürdürüyor. Evet, ciğerimize ateş düşüyor ama Türkiye büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millet. Ne badireler atlattık, elbette bunu da atlatacağız. Terörle mücadeledeki kararlılığımız sürüyor. İçeride ya da dışarıda fark etmez. Hak edene hak ettiği cevabı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Hükümet olarak gündemimize de hakimiz. Gelişmelere göre esnek, aktif bir müdahale stratejimiz var. Siyasi gündemle devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde Suriye vardı. Irak'ta ve Suriye'de bir terör örgütü var, DAEŞ. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya Dışişleri Bakanı Gentiloni ile ortak basın toplantısı düzenledi. 30'undan fazlasını halen işgal ediyor. Bir terör örgütü, bir başka devletten bahsetmiyoruz. Çavuşoğlu, DAEŞ'in Irak ve Suriye topraklarının bir bölümünü işgal ettiğini açıkladı. Suriye topraklarının %45'ini ve Irak topraklarının %30'undan fazlasını halen işgal ediyor.
bir terör örgütü. Bir başka devletten bahsetmiyoruz. Son günlerde gündeme gelen Suudi Arabistan'la ortak kara operasyonuna ilişkin haberleri de yalanlayan Çavuşoğlu, böyle bir durumun gündeme gelmediğini söyledi. Türkiye hiçbir zaman tek başına bir operasyon yapmayacağını söyledi. Bunu vurguladık. Ya da başka bir ülkeyle ikili bir operasyon yapmayacağımızı da söyledik. Şimdi Suudi Arabistan'la birlikte Suriye'ye müdahale edeceğimiz şeyin nereden çıktı? Yani bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Son derece söylediklerimiz net. Ha, Suudi Arabistan'da bazı Avrupa ülkeleri de bizim gibi düşünüyordu başından beri. Yani ortak bir kara operasyonu şart diyordu. Bunu sadece Suudi Arabistan Türkiye söylemiyordu. Bölgedeki diğer ülkeler de söylüyordu. Bazı Avrupa ülkeleri de söylüyordu. Ama kara operasyonuna katılmak istemeyen, asker göndermek istemeyen ülkeler de vardı. Biz de şunu söylüyoruz şimdi. Yani arazide DAEŞ'te mücadele etmek için başka terör örgütlerine sırtımızı vereceğimize, bu terör örgütleriyle 65 ülke olarak biz pekala iyi mücadele edebiliriz, yok edebiliriz. Söylediğimiz bu. Yani şu anda Suudi Arabistan'da Türkiye'nin Suriye'ye bir karadan operasyon yapması hiçbir zaman gündeme gelmedi, gündemde yoktur. Çok açık, net söylüyoruz. Bunu defalarca açıkladık. Böyle bir dezenformasyonun, böyle bir manipülasyonun bu şekilde yayılmasını da, yani yayılmasının sebebini de anlamış değiliz. Bakan Çavuşoğlu, DAEŞ'e karşı YPG'ye güvenmenin çok büyük bir yanlış olduğunu ifade etti. Ama ortada bir gerçek var. DAEŞ'te mücadelede başarısızız. Başaramadık. 65 ülke dünyada DAEŞ'te mücadele etmeyi başaramadı. Çünkü bir strateji yok, bir kararlılık yok ve umudumuzu YPG gibi başka terör örgütlerine bağlamışız. Ve bu yöntemle de başka bir terör örgütüyle etkili mücadele edemeyiz. Dostum John Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisiyle iki gün önce tekrar yine görüşme imkanımız oldu. Ve söz verdiği gibi bu anlaşma taslak metnini ve yapacakları ortak açıklamanın metnini bize gönderdi. Ve bakma imkanımız oldu. Dün akşam geldi. Bu sabah da telefonda da değerlendirdik. Esasen anlaşmaya varılan metin, biraz önce de söylediğim gibi, 11 Şubat'taki deklarasyonun bir başka boyutu. Burada önemli olan uygulama. Yani önemli olan Rusya'nın hava saldırılarını burada belirtildiği gibi durdurması ve bu anlaşmanın uygulanması. Bu konudaki düşüncelerimizi söyledik. Muhalefetin bakış açısını da vurguladık. Yarın Riyad'da muhalefet bu anlaşma taslağı üzerinde görüşecek ve düşüncelerini de paylaşacak. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM tarafından 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir program gerçekleştirildi. Merve Kavakçı'nın ablası olan Ravza Kavakçı programa katıldı ve o günlerde yaşananları programda anlattı. Vekilimiz Ravza. Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından 28 Şubat postmodern darbesini anlatan bir panel düzenlendi. Program yaşanan terör olaylarından dolayı şehit düşen askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk olarak konuşma yapan KADEM İl Temsilcisi Ayça Kaşıkçı, KADEM'in misyonundan ve vizyonundan bahsetti. KADEM, 2013 yılında kurulan, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak, kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyen, mesleki gelişimlerine yönelik projeler üreten, politikalar üreten, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik eden, bu inceleme ve yayın çalışmalarını yürüten, kadın sorunlarını içinde hisseden akademisyenlerin, eğitimcilerin ve birçok duyarlı kadının katılımıyla kurulmuştur. Daha sonra KADEM Gençlik Kolları Başkanı Fadime Çetrez de gençlerin KADEM'deki faaliyetlerini anlattı. Bizler KADEM Gençliği olarak derneğimizde okumalar yapıyoruz, makaleler okuyoruz ve inceliyoruz, analizlerini gerçekleştiriyoruz. Çeşitli salon programları yapıyoruz, seminerler düzenliyoruz, eğitim programları yapıyoruz. Aynı zamanda yürütülen Özgecan davasına da destek veriyoruz. Üniversitede ulaşılmadık genç kalmasın diye bizler de üniversitelerde kulüpleşmeye gidiyoruz.
Yakında aktif olacaklar inşallah. Bugün seçtiğimiz konu aslında bizim yıllar önce ablalarımızın, abilerimizin yaşadığı o sıkıntıyı anlatmak, biraz da gençlere göstermek içindi. Çünkü bizler o sıkıntıları görmedik, yaşamadık. Sadece acaba bunlar bir daha yaşanır mı? Bir daha böyle şeylerle karşılaşır mıyız diye bunun korkusuyla sisli yollarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün sayın vekillerimiz ışığında inşallah o sisli yolları aralık bulacağız. Ve bir kez daha genç arkadaşlarımı hatırlatmak istiyorum. Bizler yaşanılanları unutmadık ve unutturmamak için de elimizden geleni yapacağız. 28 Şubat döneminde büyük mağduriyet yaşayan Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı da yaşadığı o günleri ve 28 Şubat'ı anlattı. Bugün sizlerle Erzurum'da beraber olmak, burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Özellikle Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunmak, mevcut halimde bulunmak. Erzurum benim için kar demekti, kaymak demekti. Dediğim gibi çocukluğumun önemli bir zamanı burada geçti. Erzurum benim için ailecek, soğukta, karda oynadıktan sonra ayaklarımız donmak üzereyken eve gelip çay içerken, kaloriferde ayaklarımızı ısıtmaya çalışırken gülmek demekti, neşe demekti. Ama Erzurum aynı zamanda 1980 darbesi demekti. Erzurum, annemin ve babamın öğretim üyesi oldukları üniversitedeki öğrencilerinin ortadan kayboluvermesi demek. Demokratikleşebilir miyiz derken birdenbire o soğuk Şubat günleri geldi. Evet, biz darbelere alışkındık. Biz farklı kesimlerden insanlar olarak ötekilenmeye alışıktık. Biz maalesef rejimin, sistemin bizi Kürt olduğumuz için, Alevi olduğumuz için, Ermeni olduğumuz için, farklı ideolojik görüşlerden olduğumuz için sağcı diye, solcu diye etiketleyip, ilerici diye, gerici diye bizi kalıplara sokmak istemesini, bizi kabullenmemesini, muhafazakarız diye ötekileştirmesini ve başörtülüyüz diye bizi göz önünde bulundurmak istememesini, bunları yaşamıştık, bunları biliyorduk. Türkiye'nin bu bir gerçeğiydi. Farklı kesimlerden insanlar için, o tırnak içinde ideal vatandaş kalıbına uymayan insanlar için bu böyleydi. Böyleydi. Bunun böyle olduğundan da öyle kolay kolay bahsedilemezdi. Çünkü 312. madde vardı. Çünkü 169. madde vardı. Çünkü şimdi Allah'a şükür rakamlarını unuttum. Başka maddeler vardı. Bunları, bu durumu eleştirmek de o kadar her baba yiğitin harcı değildi. Ege Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıl Fırat Çakıroğlu PKK'nın yandaşları tarafından öldürülmüştü. Daha sonrasında ise bugün Erzurum'da yürüyüş düzenlendi ve Fırat Çakıroğlu yürüyüşle anıldı. Geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi'nde hainlerin yandaşları tarafından uğradığı saldırı sonrası şehit edilen Fırat Çakıroğlu için Erzurum'da anma yürüyüşü düzenlendi. Ülke Ocakları tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan gösteri yürüyüşüne ilçe teşkilatları da katıldı. Yürüyüşte hainlerin aleyhinde sloganlar atıldı. Evet değerli izleyiciler, şehit edilen Fırat Çakıroğlu ile ilgili gelişmeyi de sizlere aktardık. Şimdi devam edeceğiz hava durumuyla. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları bir anda artmıştı ve pazartesi, yani bugünden itibaren yerini kar yağışına ve yağmur yağışına bıraktı.
Şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gidiyordu ancak yeni hafta başında sıcaklık düştü. Özellikle doğuda kar yağışları görülmeye başlandı. Meteoroloji ise yeni haftaya ilişkin hava raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklık gün içinde en yüksek 3, en düşükse 1 derece olacağı söylendi. Sıcaklıklar bu hafta başında bir anda düşmeye başladı. Termometreler gece eksilere kadar düşüş gösterdi. Ani gelen bu soğuk hava dalgası kar yağışını da beraberinde getirdi. Pazar akşamı Erzurum'da yağan yağmur, pazartesi sabahı yerini karla karışık yağışa bıraktı. Kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte uzmanlar da vatandaşları uyarıyor. Yeni karla birlikte yüksek yerlerde çığ tehlikesi ve çatılarda buz sarkıtları tehlike saçabiliyor. Öte yandan uzmanlarsa vatandaşları uyarıyor. Gece don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2022 yılına kadar tam akreditasyon verildi. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne Eczacılık Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2022 yılına kadar geçerli olmak üzere tam akreditasyon belgesi verildi. Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden sonra akredite olmuş ikinci fakülte konumunda. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, kısa adıyla EZAKDER tarafından 23-25 Aralık 2015 tarihlerinde denetlenerek 6 yıl süreyle 2022 yılına kadar tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Akredite olmuş ikinci fakültesidir. 44 Eczacılık Fakültesi içinde akredite olan 10 fakülteden biridir. Yüksek öğretimde akreditasyon, eğitim öğretim, araştırma ve hizmet bakımından ulusal ve veya uluslararası düzeylerde belirli standartlara ulaşmayı ve bu sayede kamuoyunda yüksek güveni hedeflemektedir. Akreditasyon, bir kurumda verilen hizmetin, yapılan eğitimin standartlara, yönetmeliklere uygunluğunun tescilidir. Fakültemizin ulusal akreditasyonu, ülke çapında tanınırlığını, bilinirliğini ve güvenilirliğini artırmıştır. Daha da artıracaktır. Akreditasyon sürecinde hem fiziki mekanlarda hem de eğitim programında yaptığımız iyileştirmeler, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına çok olumlu katkılarla yansıyacaktır. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunu fırsat bilen tatilciler oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının 80 santimetre olarak ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayak severi ağırladı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de dün hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yerli ve yabancı turistler aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Denizli Doğa Severler Derneği 2400 metre yükseklikteki dağın zirvesinde saygı duruşunda bulunarak şehitlerimizi andı. Denizli Doğa Severler Derneği üyeleri dağın zirvesinde şehitleri andı. Dağın zirvesine tırmanmak için sabah erken saatlerde yola çıkan DOSEV üyeleri kar ve tipiye yakalandı. Zorlu şartlara rağmen yola devam eden 25 kişilik ekip, saatler süren tırmanışın ardından yaklaşık 2400 metrelik zirveye çıkmayı başardı. Zirveye çıktıktan sonra bir süre dinlenen ekip, şehitler için anma programı düzenledi. Yoğun kar ve tipi altında ilk olarak şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan ekip üyeleri, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitleri andı.
Değerli izleyiciler, hatırlayacaksınız geçtiğimiz dönemlerde Bingöl'e göktaşı düşmüştü ve köylüler o göktaşlarını toplayarak satmaya başlamışlardı, ev ve araba almışlardı. Bazı köylüler ise birazdan fiyatların artmasını bekledi, göktaşlarını beklettiler fakat bekletmeleri hiç de kendi karlarına olmadı çünkü şu anda o göktaşları değer, göktaşlarının hiçbir değeri kalmadı. Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı parçalarını bulup satanların yüksek gelir elde ettiğine ilişkin haberler üzerine zenginlik hayali kuran bazı vatandaşlar aylarca gece gündüz demeden meteor taşı aradı. Sonucunda da çeşitli miktarlarda meteor parçası bulmayı başardı. Geceleyin fenerleyin göktaşı arıyoruz ve arkadaşlar arasında bulanlar da var geceleyin. Bir gecede iki tane bulan, bir gecede bir tane bulanlar da var. Çünkü fener taşa denk geldiği zaman yansıma yapıyor. Yansıma yaptığı gibi orada taşın olduğunu anlıyorsunuz. Ancak buldukları meteor parçalarına ilk günlerde yurt dışından gelen taliplilere gramını 60 dolardan satan köylülerin kimileri ise daha yüksek fiyat umuduyla satışını yapmadı. Aradan geçen süre zarfında alıcılar azalırken alıcı gibi davranan bazı kişiler de taşlardan numune aldıktan sonra ortadan kayboldu. Taşları ellerinde kalan köylülerse elinde taşı olan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Şu an gördüğünüz gibi bu taşlar elimizde kaldı ve elimizdedir. Gerçekten bayağı savaş şeye geliyor Kilis'le devam edeceğiz. Kilis tüm dünyaya örnek oldu çünkü çok fazla sayıda Suriyeli mülteciyi misafir etti. Şimdi ise dünyaya örnek oldu dedik. Dünya ise Nobel Barış Ödülü konusunda ödülü kilise vermeyi düşünüyor. Kilisin nüfusu 93 bin ama kiliste şu anda ikamet eden sadece kayıtlı olan 127 bin Suriyeli var. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde bu kadar mülteci veyahut da misafiri kabul eden bir ülke yok maalesef. Suriye sınırına 97 kilometre uzaklıkta bulunan Kilis, İç savaşın yaşandığı bölgeye yakın bir konumda. Bu yüzden de mültecilerin ilk sığınak yerlerinden biri konumunda. 150 bin Suriyeli'ye kucak açan Kilis, sığınmacıları kente entegre etmeyi başardı. Bu uygulamasıyla seçmece göçmen alan bütün dünyaya örnek oldu. 90 bin nüfuslu Kilis, binlerce sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Ancak kentte tek bir asayiş olayı dahi yaşanmadı. Esed rejiminden parasını kurtarabilenlerse esnaflık yapmaya başladı ve ticaretin bir parçası oldu. Kilis'in bu misafirperverliği dünyaya da örnek teşkil ediyor. Bu nedenle de Nobel Barış Ödülü'ne de aday oldu. Kilis'in Nobel'e aday olmasına Amerika Birleşik Devletleri'nden de destek geldi. Dışişleri Bakanlığı, Nüfus, Göçmenler ve Göç Bürosu, Suriyeli mülteciler için yaptıklarından dolayı Kilis'in Nobel Barış Ödülü adayı olmasına ilişkin, Suriyeli mülteciler için çok şey yapan bir Türk şehri, Nobel Barış Adaylığına Hazır başlıklı makaleyi resmi Twitter hesabından paylaştı. Değerli izleyiciler, çocuklar ameliyattan korkarlar. Zaman zaman büyükler de korkuyor. Fakat Tokat'ta bir hastane ilginç bir uygulama başlattı ve çocuklara akülüs arabalarla ameliyathaneye kadar kendileri gidiyor çocuklar. Oldukça da eğlenceli görüntüler çıktı ortaya. Tokat Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukların yaklaşık 200 metre ileride bulunan ameliyata sedye ile götürülmesi sürecinde çocukların yaşadıkları korku ve endişelerin en aza indirilmesi amacıyla 10 gün önce yeni bir uygulamaya başladı. Bu hangisini? Tokat Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında ilk olarak hastaneye 2 adet akülü oyuncak araba alındı. Ardındansa hasta çocuklar ameliyata sedye yerine bu oyuncak araçlarla götürülmeye başlandı.
Hasta çocuklar ister kumandayla kendileri oyuncak arabalarını kullanıyor, isterse görevli kişiler aracı kullanabiliyor. Ayşe, bize el sallar mısın içeri girerken? Bu hastalardan biri de 6 yaşındaki Ayşe Rümeysa Zeytin oldu. Çocuk servisinde yatan küçük çocuk apandisit ameliyatına görevlinin kullandığı akülü oyuncak araçla gitti. Tokat Devlet Hastanesi hastane yöneticisi uzman doktor Cengiz Yakıt, uygulamanın amacından ve çocuklardaki etkisinden bahsetti. Çocuklarımızı ameliyathaneye götürürken sedye ile götürme esnasında çocuklarımızın büyük bir korku, endişe duyduklarını, bu çok uzun olmasa bile bu mesafede yani servisten ameliyathaneye kadar getirme süremiz içerisindeki sedyedeki yaşamış oldukları streslerini, sıkıntılarını bir miktar azaltıp bu servisten ameliyathaneye transfer sürecimizi bir oyun şeklinde uygulayıp çocuklara bunu bir oyun gibi gösterip daha bir mutlu, huzurlu ve sevecen bir şekilde ameliyathaneye kadar gelip ameliyatlarını huzurlu bir şekilde yapabilmelerini sağlamak da amacımız. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle İstanbul'daki stüdyoda sizlerle birlikte olduk ve Türkiye ve aynı zamanda dünyaya ilişkin gelişmeleri sizlere aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Kasım seçimlerinden sonra vaatlerini bir bir yerine getiren hükümet şimdi de dar gelirli ve emeklileri ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için yapılacak olan 100 bin sosyal konut, toplu konut idaresi tarafından bu yıl başlatılacak. Bu programdan yararlanacak olan vatandaşlar 2+1 konutlara 270 ay vadeyle aylık 130 lira, toplamdaysa 35 bin lira ödeyerek sahip olacak. Mersin Hinterland'ından 2015 yılında yapılan ihracat, Türkiye genel ihracatıyla paralel bir seyir izleyerek %9 azaldı, 7 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılında Mersin firmaları tarafından gerçekleştirilen toplam ihracat hacminin azalışında başta Asya olmak üzere Avrupa ülkelerinin de payı var. Geçen yılda Irak, Suriye, Libya, Rusya, Ukrayna ve Almanya önceki yıla göre ihracat azalışında etkili olan ülkeler oldu. Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılı takımın gollerini 63. dakikada Lukas Podolski ve 89. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 25. dakikada penaltıdan Erkan Zengin attı. Galatasaray bu skorla puanını 37'ye yükseltti. Trabzonspor ise 27 puanda kaldı. Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel futbolun önüne geçti. Verdiği kararlar maça damga vurdu. İki penaltı kararı veren ve Trabzonspor'a 4 kırmızı kart gösteren Bitnel maçın önüne geçti. Özer Hurmacı 59. dakikada çift sarı kartla oyun dışında kaldı. Birinci sarı kartını hakeme itirazdan alan Hurmacı Karol'u düşürüp ikinci kartını gördü. Ardından Aykut Demir oyundan ihraç edildi. İlk kartını Özer'in kırmızı kartına itirazla gören Demir 10 dakika sonra ikinci sarı kartını gördü.
86. dakikada hakem Bitnel Umut Bulut'un Kavanda tarafından düşürülmesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. Kavanda'yı ikinci sarı karttan atan Bitnel, yere düşen kartı alıp Bitnel'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun'u da oyundan attı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Bursaspor'un evine konuk oldu. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş derbisi öncesinde kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de Robin Van Persie maça yedekler arasında başladı. Maça etkili başlayan Sarı Lacivertliler Bursaspor kalesinde Volkan Şen'le tehlikeli oldu. Fenerbahçe'de kaçan goller ve yoğun baskı Pereira'nın ikili forvete dönmesine neden oldu. Fernandão'nun yanına Van Persie'yi de alan Vitor Pereira'nın istediği olmadı. Fernandão'nun iki net pozisyonu harcadığı maçta Bursaspor'da hücumda etkili olamadı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50'ye çıkarırken Bursaspor ise 26'ya çıkardı.